Ya Seba nevi şahsına münasır bir şahıstı, kişilikti. Sezon içerisinde çok fazla göremezdik kendisini. Çok böyle gerekirse bir toplardı hepimizi, ortaya konuşurdu, hepimize konuşurdu. Böyle her maçtan sonra çıkıp demeç vermek ya da zaten medyada hiç yoktu. Bizimle de çok fazla şeydi. Biz işimizi yapıyorduk. O da işin işte finans tarafını, işte kendi işini yapıyordu. Çalışması çok keyifli, çok rahat bir başkandı. Ve en büyük şansımız da mesela bize inanılmaz bir destek verdi. Yani biz Metin Ali Feyyaz olurken ya da o Beşiktaş'ta futbol oynamaya, o formanın banko adamı olana kadar bize devamlı bir destek verdi. Hep biz oynadık. Tamam santrafor geliyordu ama bir şekilde yine de biz o takımda kalıyorduk. Hayırlısıyla yine şampiyon olduk. Şimdi ağlamak vakti. Her bu konu açıldığında fazla duygulanıyorum, biraz sesim titreyebilir, kusura bakmayın. İşte rahmetlinin son dönemleriydi. Ben de futbolu bırakmışım. Bir telefon geldi, bir arkadaş dedi ki ben işte şu şeyden, gazeteden, gazete de değil yani böyle bir dergi gibi bir şey. Süleyman Seba için bir yazı yazar mısınız? Dedi, biraz rahatsızlandı dedi. Ben dedim, yani bilmiyorum yani yazabilir miyim dedim. Zannetmiyorum dedim, telefonu kapattım. Bahçedeydim o zaman, işte eve geldim. Tabii o fikir var ya, ondan sonra yazı yazılmaya başlandı. Sonra işte laptopu aldım ama yazamıyorum. Eşimden rica ettim, dedim söylediğim her şeyi yaz. İşte konuşmaya başladım. O yazdı. Yazı bitti. Ağlıyorum. Aldım işte şeyini, noktasını, virgülünü, şeylerini tekrardan geçirdim. Sonra metini Metin'i aradım, Sarı Fırtına'yı. Metin o zaman bir gazetede, çok okunan bir gazetede yazıyordu. Dedim ki Metin, ben bir yazı yazdım dedim. Ondan sonra ne yapayım dedi, tabii haklı olarak iyi yapmışım. Dedim bunun senin gazetende yayınlanmasını istiyorum dedim. Ondan sonra ben bir dedi konuşayım müdürle dedi. Muhtemelen evet diyecektir dedi. Çünkü yazı yazmaya belirli bir şeyim vardır. Yani kalemle güzel şeyler yazabiliyorum. Neyse, tamam dedi. Ben konuşayım, yarın döneceğim dedi. İşte ertesi gün döndü, tamam dedi, yazıyı yolla. Yazıyı yolladım, yazı çıktı, yayınlandı. Güzel tepkiler aldı. Yazının şey olduğu gün, 6 ay sonra rahmetli Seba vefat ettiği gün o yazı şeye düştü. Medyaya düştü, sosyal medyaya ve şey. Ve rahmetlinin ölümüyle de bir araya gelince böyle çok duygusal, çok farklı bir yere geldi. Yani rahmetli öldükten sonra değil o yazı, rahmetlinin rahatsızlığının başlamasıyla birlikte ölmeden 6 ay önce yazılmıştı. Ölümüyle de böyle bir çok enteresan bir mektup oldu, yazı oldu. Ayda yılda bir gelirdi. Yeter de artardı bu geliş. Hepimizi karşısına alır,
lafını ortaya söylerdi. Unutulmayacak sözler miydi, yoksa onun sözleri mi unutulmazdı, anlamazdık. Sık değiştirmediği kahverengi ceketinin üst cebindeki mendili hep biz kirlettik. Ya akan burnumuzu ya da kaçan gollerin ardında döktüğümüz gözyaşlarımızı silerdi o mendil. Çocuktuk işte. Ama büyük başkan bizi adam yerine koyar, o şanlı formayı ısrarla bize giydirirdi. Adelelerimiz gözüksün diye kısa tuttuğumuz şortumuzu ve malzemeci Ahmet abimizden ne edeceğin deyip verdiği tozlukları giyip çivili kramponlarımızı da yandan bağladığımızda hakikaten koca adamlar gibi dururduk. Aslında bizi adam yapan o formaydı. Şeyini şey yaptınız dediğinde biz neyi kastettiğini bilirdik. Lafını kısa keser, söylediğini de unutmazdı. Belki de hiçbir şeyi unutmadığı için unutulmaz olacak Sayın Seba. Ekranı da pek sevmezdi. Ne önünü ne de arkasını. Onu yazmak o kadar zor ki. Niye ki bu çabam? Onu altın harflerle yazan tarihten daha iyi anlatamam ki. Ben Metin Ali'nin Feyyaz'ı. Rıza'nın ön direk takipçisi. Şifon'un pas duvarı. Les Ferdinand'ın çapraz koşucusu. Samet abinin kibarı ben. Seni o aramıza giren herkesten çok seviyorum. Ve biliyorum ki sen de bu başına buyruk inatçı evladını seviyorsun. Gitme büyük başkan, sakın gitme. Çünkü ben sana gelemedim.